Merhabalar. Bendeniz Doktor Barış Tunçbilek. Yepyeni bir video ile efendim karşınızdayız. Bugünkü sorumuz hangi yönlerinizin geliştirilmesi gerekebileceğini düşünüyorsunuz? Bu soru size soruluyorsa insan kaynakları uzmanının burada da yapmak istediği şey sizin olası eksikliklerinizi, onlar mülakatı yapıyorlar, sizin eksikliklerinizi not almaya çalışıyorlar ya da CV'nizi değerlendiriyorlar ama gene de hani bir artı güvenlik noktası yaratmak amacıyla aslında size soruyor ve size itiraf ettirmek istiyorlar demektir. Dolayısıyla bizim her zaman yaptığımız taktiği kullanmanız gerekiyor burada. Sizin zayıflıklarınızdan bahsediliyorsa oraları es geçip biz kendi cevabımızı güçlü olduğumuz taraflardan sunmalıyız. Peki Barış Bey, bunu nasıl yapacağız diyeceksiniz. Gelin onu anlatalım. Şimdi bütün diğer sorularda olduğu gibi eğer bu soru size saldırgan gelirse, bazı insanlar bu tip soruları böyle saldırganca karşılıyor. Bir kere insan kaynakları uzmanının, karşınızdaki insan kaynakları uzmanının size saldırmak falan gibi bir niyeti yok. Dolayısıyla postürünüzü bozmayın. Gülümsemeye devam ediyoruz. Sakiniz, ses tonumuz ve ses hızımız değişmiyor. Konuya hakimiyetimizi hissettiriyoruz karşı tarafa. Ve ardından şöyle bir şablon geliştiriyoruz. Öyle bir şey söylemelisiniz ki ne sizin mesleğinizde, bu videoyu izleyen herkesin tecrübe tabanı farklı. Öyle bir örnek vermelisiniz ki ne şu anki işinizde yani geliştirmeniz gereken bir örnek vereceksiniz, ne şu anki işinizde ne de başvurduğunuz işte aslında o konu başlığı tam olarak yer almayacak. Ama bu konuyu geliştirirseniz de uzun vadede işte kendinizi daha nitelikli bir insan olarak addetmenize yarayacak bir konu başlığı seçmelisiniz. Eğer kendi konu başlığınızdan ya da iş görüşmesi yaptığınız şirketin isterleri arasında bulunan bir noktada kendimi geliştirmem gerekiyor derseniz ve diyelim ki 20 yıldır aynı sektördeyseniz, ben mesela karşınızda olsam eksi puan atarım. Dolayısıyla öyle bir şey olmalı ki ne şiş yanmalı ne kebap yanmalı. Ama sonuç olarak soruya da cevap vermiş olmalısınız. Bu gayet yeterli olacaktır. Ama ana iş konunuzda, peki ana iş konunuzda kendinizi geliştirmeniz gereken bir boşluk var mı ya da yok mu derlerse, işte çok eski bir çalışansanız zaten böyle bir şeyle karşılaşmanız çok mümkün değildir. Ama bulunduğunuz sektörün, yaptığınız işin üst modelleri varsa, üst model tipleri ya da yan dalları varsa, yan dallarla ilgili bir şey söyleyebilirsiniz. Mesela işte ben şu bölümündeyim ama şu bölümünde yan bölümde sürekli ilişikte olduğumuz için onların detaylarıyla ilgili de bir şeyler öğrenmeyi düşünebilirim. Ama bu çok uzun sürebilecek bir şey değil. İşte bu çok gerekirse çok kısa sürede halledebileceğim bir iş. Bunu da bu şekilde belirtmelisiniz. Yani çok büyük bir boşluktan bahsetmeyin. O zaman sağında solunda duran hiçbir şeyden böyle haberi olmayan bir insan imajı da yaratmamalısınız. Eğer bunu söylerseniz şu da düşünür. Yani bu insan, karşımızdaki insan çok hızlı bir şekilde eksikliği olsa da oryantasyonları almaya açık bir insan. İşte eğitim konusunda da kafası kapalı değil diye düşünür. Daha ne olsun, bir soruya daha nasıl cevap verilebilir ki gerçekten? Ben bu soruya da bu şekilde, bu şablon altında cevap verirseniz hiçbir problem yaşayacağınızı düşünmemekteyim. Efendim, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzla ilgili sorularınız varsa lütfen sormaktan çekinmeyiniz. Ben videoları sık sık kontrol ediyor oluyorum ve elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışıyorum. Ayrıca bu videonun yazılı metinlerini www.tunçbilekreklam.com.tr adresinde sizlere makale olarak sunmaktayım. Tunç Bilek Reklam'ın sahip olduğu bu internet gazetesinde köşe yazıları da yazmaktayım. Diğer yazılarıma da bakabilirsiniz. Aynı zamanda birçok yazarımız var ve bunlara da göz atabilirsiniz. Aynı zamanda gazetemizde günlük Türkiye'den ve dünyadan haberler var. İş ilanları var. İş ilanlarına bakabilirsiniz. Ya da iş ilanlarınızı ücretsiz olarak verebilirsiniz. Ya da firma rehberimizden firmanızı kaydedebilirsiniz. Ya da diğer firmalara, ihtiyacınız olan firmalara göz atabilirsiniz. Bunun haricinde az önce bahsettiğim gibi biz yeni yazarlar her zaman arıyoruz. Yazarlarımız var demiştim, biliyorsunuz. Ve aynı zamanda YouTube kanalımız için içerik üreticilerine kanalımızın da kapılarını açıyoruz. Eğer uzman olduğunuz konularda yazı yazmak, köşe yazarı olmak ister,
sektörünüzde bilinen bir isim haline gelmek isterseniz bizim size kapımız açık. Neden bize ulaşmıyorsanız. Aynı şekilde YouTube için de içerik üreticileriyle, içerik üretmek isteyen YouTube için ama ne yapacağını bilmeyen kişiler için de şöyle bir çözümümüz var. Bizimle iletişime geçin. Eğer detaylar konusunda anlaşabilirsek biz sizlerle çalışmayı çok isteriz. Konusunda uzman ve tecrübeli insanlarla. Neden olmasın efendim? Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.